diyoruz. Çatıdan mı başladı efendim? Çatıdan, kuzeydeki çatıdan başladığı ihbarı geldi. Dediğim gibi itfaiye ekiplerimizin müdahalesi esnasında hem o bölümde hem de güneye doğru ne yazık ki sirayet etmişti. Tabii ahşap ve de eski ahşap olması yangını biraz hızlandırdı çatı bölümünde. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra dediğim gibi can güvenliğini teminat altına almak ve bir an önce yangını kontrol altına almak. Etkilenen oldu mu? Yok, şu anda dumandan etkilenen tabii itfaiye erlerimizi görüyorsunuz. Bir miktar dumanın etkisinin onlara şeyi var, rahatsızlığı var ama belli bir sürede dinleniyorlar. Belli bir tedavilerini aldıktan sonra yine hizmetlerine devam ediyorlar. Ama yoğun etkilendi diyeceğimiz veya hastane nakil konusu gerçekleşmedi. Evet, şimdi biz birkaç kelam da ben edeyim. Değerli arkadaşlar. Onları başka sizlere. Arkadaşlar yardım edin mağdur arkadaşlarımıza. Yorulanlar gel. Bizim açıkçası. Bir... Evet. Değerli arkadaşlar, Balıklı Rum Hastanemizdeki yangın gerçekten bizleri fevkalade üzdü. İstanbul'umuza, Zeytinburnu'muza, Kazlıçeşme mahallemize, buradaki başhekimimizin şahsında hastanemizde şifa dağıtan bütün sağlık çalışanlarımıza ve şifa bulmak üzere burada tedavi gören hastalarımıza, hepimize büyük geçmiş olsun. Başkanımız da ifade etti. Canla ilgili bir sıkıntımız, bir kaybımız, yaralanan bir vatandaşımız havnolsun söz konusu değil. İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgi şu an için sebebini bilmiyoruz. Yangın tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarından sonra yapılan incelemeler, onların verecekleri rapor yangının sebebini ortaya çıkaracak. Ama şu anda ilgilendiğimiz bir an önce yangının çatıda başladığı ve soğutma, söndürme çalışmalarının bir an önce tamamlanması. Büyükşehir İtfaiye burada. Az önce başkanımız da ifade etti. Zeytinburnu Belediye Başkanımız, Kaymakamımız yangın çıktığı ilk anlardan itibaren buradalar. AFAD burada. Herkese Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri az önce de ifade edildi. Çalışan arkadaşlarımızın, itfaiyecilerimizin can güvenliği ile ilgili meseleyi düşündüğümüz için hazır bekliyor. Ama şu ana kadar ona gerek kalmadı. Herkese itfaiyenin yanında, bu büyük çalışmanın yanında Sağlık İl Müdürlüğümüz, ambulanslarımızla beraber tahliye çalışmalarımızı da tamamladık değil mi? Zaten hemen yakınımızda komşumuz var. Süleymaniye Kadın Doğum Hastanemiz var. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, hepimize büyük geçmiş olsun. İçeride kaç kişi var? Başhekimimiz burada. Sayı, net sayı alalım. 62 yaşlımız vardı. 62. Onlar hepsi tahliye oldu. Tahliye oldu. İsimleri de burada yazılıyor. Evet. Resimlerimizi. Diğer taraftan da 42 kadar da yatan hastamız var. Arkadaşlar, bir bölümünde rehabilitasyon yaşlılarımızın bakım yeri var. Onların tahliyesi, yatan hastalarımız var. Onların da tedavileri herkese nakledilen yerde. Toplam 104 buradan istifade eden vatandaşlarımız var. Her birine büyük geçmiş olsun diyoruz. Burası bize emanet. Tarihi, kadim, şifa merkezi. Balıklı Rum Vakfı tarafından yönetilen bir hastanemiz. Bu tescilli yapı inşallah en kısa zamanda eski halini getirmek üzere ihyasıyla da ilgili biz Kültür Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz hep beraber el birliğiyle buradaki yaraları sarmak da bizim boynumuzun borcu. Tekrar ekranları başında bizi izleyen bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun. Kimi flaş?